Merhaba. Bir Hayali Taşıyanlara hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz yazar Figen Yaman Coşar. Figen Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Hamdolsun bizler de iyiyiz. Bir Hayali Taşıyanlar'da konuklarımızın kişisel hikayeleri üzerinden başlıyoruz sohbetimize. 1975 yılında Çankırı'da dünyaya geliyorsunuz. Peki sonra neler oluyor? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Nasıl bir ailede büyüdünüz? Çankırı küçük bir şehir, hala küçük bir şehir de eski evlerin olduğu, henüz yapılaşmanın başlamadığı bahçeli evlerde büyüyen çocuklardık biz. Çağla toplamaya, tepelere çıkan, tepelerden yuvarlanıp oralarını buralarını parçalayan, kıran, işte çaya kurbağa yakalamaya inen, her yere yürüyüp gidip gelebileceğiniz bir şehir, çok küçük bir şehir. Ben de mütemadiyen sıkılan bir çocuk. Çok küçüktüm ve hep derdim ki bir gün gideceğim. Evimizin mutfağında Ayasofya resmi var. Orada da hadisi şerif var, işte İstanbul mutlaka fethedilecektir. Ona bakıp bakıp İstanbul'a gitmeyi düşünerek geçirdiğim bir çocukluğum var. Anneniz babanız nasıl insanlardı? Birlikte nasıl vakit geçirirdiniz? Neler yapardınız? Annemle babam ilkokula gitmemiş. Babam çok küçük yaşta, 2 yaşında işte babası vefat ediyor ve yetim kaldıktan sonraki hayatı Kemalettin Tuğcu romanları gibi geçiyor. Okula gitme fırsatı olmuyor. Annemin de anneannem çok annemi çok hamarat bir kızı olduğu için okula göndermiyor. Annem çok üzülüyor bu duruma. Kendi kendine teyzemin fişlerine falan ders çalışırken bakarak, ederek, izleyerek okuma yazma öğreniyor. Annem, ben ilkokul 1'e başlarken dışarıdan ilkokul diploması aldı. Ama hep kitap okuyan, düzenli okuyan bir kadındı. Bize kendisi her gece uykudan önce muhakkak kitap okurdu. Anlatım yeteneği çok yüksek bir kadındı. İşte kendi hatıralarını yazdığı bir defteri vardı falan. Büyük ihtimalle annemin bu anlamda tesiri oldu. Babam da Milli Eğitim Yayın Evi'nde çalışıyordu. Çankırı'da o dönemde olan tek kitapçı orası. Milli Eğitim kitapları biliyorsunuz öyle çocuk kitabı falan değil. Eski baskı, aynı kapaklar ve edebi kitaplar. Ama ben çok keyif alırdım yayın evine gidip işte tezgahın arkasında o kitapları koklamayı, okumayı, anlamaya çalışmayı çok severdim. O da orada hademe korkardı bir taraftan, derdik işte kitap zarar görürse, bir şey olursa filan diye. Çocukluğumda hatırladığım şu, annemi ve babama ihtiyacım olduğunu hissettiğim, zihnimden geçtiği ve onların yanımda olmadığı hiçbir zaman yoktu. Sabah kahvaltısını, öğle yemeğini, akşam yemeğini muhakkak aynı sofrada yiyen bir ailede büyümüş olmanın keyfini yaşadım diyebilirim. Bugünkü ilgilerinizin oluşmasında peki çocukluk, ilk gençlik yıllarınıza dair neler hatırlıyorsunuz? Okumaya başladığım andan daha öncesinde ben okuma, yazma gibi bir hevesi olan çocuktum. Ya da resim yapmak mesela çok severdim. Durmadan çizerdim. Anneme okuma yazmayı öğrendiğim ilk anda anneler gününde mesela şiir yazmışım. Annem hala onları saklıyor. Resimler yapmışım kenarına, katlamışım, vermişim. Küçük şehirdeydik ama çok iyi öğretmenlere denk geldim ben. Hem ailem tarafından teşvik edildim hem de öğretmenlerim mesela bende böyle bir kabiliyet olduğunu çok küçük yaşlarda fark edip beni hep teşvik ettiler. İlkokul 4'e gidiyordum. Öğretmenim sınıfta yazdığım kompozisyonu yarışmaya gönderdi. Ondan sonra sürekli ödüller alıyorum filan, teşvik ediyorlardı. Ortaokulda da yine dersimize hiç girmediği halde müdür yardımcımız bu çocuğun bir yazma yeteneği var diye düşünüyor ve bir gün beni okulun koridorunda yakaladı. Sert ve ciddi de bir insan. Bir defter verdi, yaz dedi bana. Ne yazacağım dedim. Aklına ne geliyorsa yaz ama ben okuyacağım yazdıklarını. Onun için dedi sayfanın bir tarafına yaz, öbür tarafı boş bırakacaksın filan. Orta okulda başlayan bu maceram mesela benim lise son sınıfa kadar devam etti. 7 yıl boyunca düzenli olarak öğretmenim bana yazı yazdırdı. Yazdıklarımı inceledi. Renkli kalemlerle altlarını çize çize notlar alırdı. Hala durur defterim. Dolayısıyla öğretmenim beni okuma ve yazma anlamında çok teşvik etmiştir. Ne zaman örtmüştünüz? Örtmeye ne zaman karar verdiniz? Aslında İmam Hatip'e girdiğimiz andan itibaren bununla ilgili bir niyetle girmişsiniz zaten. Mahallemizde bir yumak amcamız vardı. Her sene mukabele okuturdu. Mukabeleye gelen hoca kızlar vardı, genç kızlar. Ben ilk onlardan heveslenmiştim.
çok güzel kokarlardı. Böyle gül suyu kokarlardı. Beni yanlarına otururlardı. Daha ilkokula gitmiyordum. İlk özenmem orada başlamıştır sanıyorum. Hep aklımda vardı yani ben İmam Hatip'e gideceğim. İmam Hatip'e gittik ama yasaktı o zamanlarda. Hatta biz lisedeyken artık ya bu çok saçma, örtünmeliyiz. Hani sadece Kur'an dersinde örtüyoruz, sonra niye açıyoruz filan diye bir arkadaşlarla ayaklandık diyebilirim. Benim 3 tane disiplin cezam oldu bu yüzden. Sonra silindi öğretmenler. Hani başarılı da bir öğrenciydim. Sonrasını etkilememesi için çok mücadele ettiler ama İmam Hatip'te bile örtülü olmanın yasak olduğu, bununla ilgili mücadeleler verilen dönemlerdi yani. Lise eğitiminiz yine Çankırı İmam Hatip Lisesi'nde mi devam etti? Çankırı İmam Hatip'te devam etti. İletişim Fakültesi okudum ben Radyo, Televizyon, Sinema Marmara Üniversitesi'nde. Benim akademik anlamda çok heyecanım vardı okumakla ilgili. Ve üniversite büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için. Çünkü benim lise eğitimim çok üstündeydi üniversite eğitimimin. Öğretmenlerimizin çok kaliteli ve idealist insanlar olduğunu üniversiteye gittiğimde fark ettim. Kariyer planınız var mıydı peki? Şunu olmak istiyorum, şunu okuyacağım vesaire ya da böyle bir hayal kurabiliyor muydunuz? Genel olarak yoktu çünkü farklı yerlere savruldu benim o hayallerim. Mesela başarılı bir öğrenciydim, doktor da olabilirdim diyelim ki. Fakat kimya öğretmenimiz derse ilk girdiği gün ben mi size ders anlatacağım, hepinizden nefret ediyorum deyip çantasını kitabını bir tarafa fırlatıp tahtaya birkaç formül yazdı. Yazın defterlerinize, kitaptan kendiniz çalışın dedi. Ve böyle başladı ilk kimya dersim lisede. Bütün derslerim 10 ortalamam. Yani kimyam 3 geldi. Bir gün meslek öğretmenlerimiz toplantı odasına aldılar beni ve ikna ettiler. Dediler ki Figen lütfen sen sözele geç evladım. Sayısalda devam etme çünkü sen okul birincisi olacak çocuksun, sınıfta kalmak üzeresin. Ve üniversitede de bir şey olamayacaksın bu şekilde. Şimdi benim özel ders alma ihtimalim falan da yok. Çünkü ben işte hademe bir babanın evladıyım yani. Dolayısıyla ben ağlaya ağlaya sözele geçtim. Dolayısıyla bir günde benim hayatım değişti. Televizyoncu olayım falan gibi bir hayalim de yoktu açıkçası. Çünkü o zaman daha TRT var yani öbür kanal da yok. Bizim zaten oralarda çok da şansımız yok. Bölüm olarak net bir şey yoktu kafamda ama şöyle bir şey vardı. Ben İstanbul'da okuyacağım. Böyle bir hayalim vardı. Üniversite tercihleri de sınavdan önce yapılıyordu. Dershaneye gitmemişim, ders almamışım kendi çabamla. Bir tercih listesi yaptım bir önceki sene yüksek olan puanlardan düşük olanlara göre. Sonra bir Arapça öğretmenimiz vardı. Bana baktı forma, dedi ki sil şunları dedi. Nasıl tercih yapmışsın dedi. Sildirdi bana. Şunu yaz, şunu dedi. Radyo, televizyon, sinema yaz. Sen çok cadı bir kızsın. Bunu yaparsın. Orayı kazandı. Yani hayatımda çok büyük bir dokunuşu olmamış bir öğretmenim bütün hayatımın yönlendirmesini yapmış oldu. Üniversite yıllarınıza geçelim. Nasıldı? Neler yaptınız? Okul benim için hayal kırıklığıdır. Niye? Nişantaşı'nda bir kere okul. Bir öğrenci için olabilecek en kötü yer bence. Çankırı'dan gelmiş hele bir öğrenci için. Evim Fatih'te Hırka-i Şerif Camii'nin dibinde. Oradan çıkıyorum. Bir de beni araba tutuyor. Taksim'e kadar ancak dayanıyorum. Taksim'de iniyorum. Gezi Parkı'nın önünde evsizler, sokakta yatan, işte madde kullanan insanların arasından yürüye Nişantaşı'na gidiyorum ama böyle büyük bir korkuyla Nişantaşı'na bir giriyorum. Teyzeler bize zaten böcek gibi bakıyor. Hakaretlere uğruyoruz filan. Okulda da dersler beni hiç tatmin etmedi. Hemen çalışma hayatına geçtim. Televizyonda çalışmaya başladım. İkinci sınıftan itibaren benim okulla bağlantım kalmadı. Okulu resmen açık öğretim okuyor gibi sınav günlerinde sınava girerek bitirmiş oldum. İlk nereye iş başvurusunda bulundunuz? Ya da nerelere? Aslında bir başvuruda bulunmak gibi olmadı benimkisi. TÜYAK kitap fuarı o dönem şeyde tarla başında. Fuarda arkadaşım da arkadaşıymış bir yazar hanımla tanıştık. Onlar da bir televizyon programı yapacaklarmış, kadın programı. Bana dedi ki biz asistan arıyoruz, bizimle çalışır mısın? O kadar mutsuzum ki okulda. Teklif bana çok cazip geldi, hemen oradan başladım çalışmaya. Nitekim bir dönem onlarla çalıştım fakat mantalite olarak çok uyuşamadık. Sonrasında işte Kanal 7'de Ayşe Böhürler'le çalıştık bir dönem. Üniversiteden mezun oldunuz.
Sonrasında tabii ki bir iş hayatı başlıyor. O sürece birazcık dahil olalım mı? Hep çalışıyordum. Yani üniversitede başladığım için işte televizyon kanalları oldu, reklam şirketleri oldu. Tezgahtarlık da yaptım. ekonomik kriz zamanı çok değişik bir süreçti. Özellikle yine kapalı kızlar açısından çok sancılı süreçlerdi. İşsizim, tezgahtarlık olsun yapayım diyorum. Evim Murat Reis'te, Üsküdar. Esenler'e kadar gittim. Bir amcanın dükkanı varmış, orada halı falan satıyor. Tezgahtar arıyormuş. Gittiğimde amca bana dedi ki televizyonculuk yapmışsın. Mehmet Ali Erbil'i, İbrahim Tatlıses'i gördün mü? Evet dedim. Ben seni işe alamam dedi. Neden dedim. Ben sana iş emredemem, sen onları görmüşsün. Müslüman amca. Ortaokuldan sonra evlenen bir arkadaşım vardı. 118'den benim ev numaramı buluyor ve bana ulaşıyor. Figen ne yapıyorsun? Hiç işte böyle böyle. Sen dedi televizyoncu değil misin ya? Niye böyle bir şeyler yapıyorsun? Dedim iş yok, piyasa çok fena. 2 gün sonra beni aradı, dedi ki Figen Kanal D'de iş görüşmesine gidiyorsun. Nasıl gidiyorum dedim. Yani alaka Kanal D'ye ben falan. Hatır için gittim aslında. Meğer çocuk programlarıymış. Eleman arayan ekip. Aslında asistan arıyorlarmış. Onlar da benim yönetmenlik falan yaptığımı duyunca almadılar başlangıçta. Ben dedim ki asistanlık da olsun yaparım çünkü çocuk programları benim alanım falan. Aradan bir hafta geçtikten sonra o iş olmamıştı diyebiliyorum. Ekip koordinatörü arayıp senin için bir pozisyon ayarladım, gel başla dedi ve ben orada uzun yıllar sonra işte çocuk kulübü diye bir birimde yönetmenlik yaptım. İşte metin yazarlığı yaptım. Aynı zamanda bazen seslendirme. Sonra oğlum dünyaya geldi ve ben yönetmenliği televizyonda bilfiil çalışma kısmını kapatmış oldum. Televizyonu yönetmenlik aşamasında bıraktım ama arkadaşlar beni bırakmadılar. Dediler ki ya yönetmenlik yapmıyorsan bari senaryo yaz ya da editörlük yap. O dönem bu dijital kanallar açılmaya başlamıştı, platformlar. İşte kültür sanat platformunda editörlük yapıyordum. Çocuk programlarına yazarlık yapıyordum. TRT'nin çocuk programları vardı. Oradan bir teklif geldi. Orada günlük programlar yazmaya başladık, birkaç tane. Programları yazarken şimdiki yayıncım Melike Günyüz programlardan bir tanesindeki hikayeleri beğeniyor ve benim numaramı alıyor. Beni aradı ve kitap yazar mısın diye teklif etti. İlk söylediğim şey hayır oldu. Çünkü çok korktum kitap yazmaktan. Televizyona yaptığımız işlerde de evet metin yazıyorduk. Bir şeyler yapıyorduk ama yaptığım programlardan yani bir tanesinin bile kaydı yok. Çünkü teknoloji değişiyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor, yok oluyor televizyona yapılan iş. Ama bir kitap kaybı olmuyor. Yani şimdi şu raflara baktığınızda yazarı ölmüştür, yayıncısı batmıştır, bir sürü şey olmuştur ama kitap orada. Bir de çocuğa yazıyorsunuz. Çok büyük bir vebal geldi bana açıkçası. Orada ne veriliyorsa, seviyorsa eğer o kitabı benimsiyor. Onun karakterini yapılandırıyor yani. Hani ben düşünüyorum çocukluğumda okuduğum kitaplar beni şekillendirmiş yani. Hani öğretmenlerim bana okuma alışkanlığı kazandırırken ne verdiyse ben onlar olmuşum. Şimdi ben yazdığım şeyle de hiç tanımadığım, nerede yaşadığını bilmediğim, oradaki soruyu bana soramayacak insanlara bir şey söylüyorum. 3 sene kadar ben direndim. Yok yazamam, yapamam falan diye. Sonra Nelik Hanım benden daha inatçı çıktı. bir proje verdi bana. Dedi ki İstanbul'la ilgili bir şey yaz. Tabii şimdi İstanbul olunca benim hassas noktam. Dedim ki dur ya bununla ilgili yazabilirim belki falan diye. Masal İstanbul'la bir başlangıç yapmış olduk. Sonra da arkası geldi zaten. Yayınlanmış pek çok eseriniz var. Masal İstanbul serisi 3 kitaptan müteşekkil. Yeni bir kitabınız çıktı. Efsane Tatilim. Sonra Evrendeki Son Hazine var. Bir siyer anlatısı, hı-hı, çocuklar için. Kayıp Sinar Krallığı var 3 kitap halinde. Turuncu Öyküler, hı-hı, Efe ile Eci serisi. Bütün bunlarda görüyoruz ki aslında siz kültürel kodlarından, geçmişinden beslenen bir yazarsınız. Ve bunu çocuklara da satır aralarında veren bir yazarsınız. Neden kendi kültürümüzden beslenen bir edebiyat, özellikle bir çocuk edebiyatı oluşturmalıyız?
Çünkü kültür ve sanatta yüksek olduğun bir medeniyet inşa edebildiğin zamanlarda sen hakimsin. Sen şekillendiriyorsun kendi toplumunu da diğer toplumları da. Modayı da sen belirliyorsun. Her şeyi sen belirliyorsun yani. Nitekim şu anda da dünyada aynı şey var. Niye modayı Batı toplumu belirliyor? Ya da işte sanatın iyi sanat olduğunu, başarılı olduğunu niye onlar belirliyor? Hakimler burada. Ve o belirlediği zaman senin elindeki çocuk da o toplumun çocuğu oluyor bir anlamda. Yani sen onu doğurmuş olabilirsin, besliyor olabilirsin ama zihnini besleyen kaynak başka. Nitekim hepimiz bu problemi yaşıyoruz, şahit oluyoruz. Boş bıraktığımız her alan tabiat kanunu başka bir şeyle dolacak. Biz bizsek, bizim çocuğumuz da bizim gibi olacaksa onunla biz konuşmalıyız. Nasıl konuşacağız? Sanatımızla konuşacağız. Son olarak konuklarımıza yönelttiğimiz bir soru var. Şule Yükselşenler malumunuz fikriyatıyla, davasıyla, yaptığı tasarımlarıyla, hakeza gazeteci ve yazar yönüyle Türkiye tarihinde müstesna bir isim. Şule Yükselşenler sizin için ne ifade ediyor? Hepimiz için aslında çok benzer şeyler ifade ediyor olmalı. Bizim kuşağın Huzur Sokağı okumayanı yoktu herhalde. Hepimizin evinde vardı. Hala bizim Çankırı'daki evimizde o eski baskı kitap durur. İlk okuduğumuz kitaplardan bir tanesi. Ve onun hayal edilemeyecek kadar gerçek bir insan olması çok heyecan vericiydi bizim için o dönemlerde. Şimdiki gibi teknoloji yok, sosyal medya yok, ona ulaşma ihtimalin yok, küçük bir şehirdesin. Ama sana ideal çizen birisi var. Onun kime benzediğini, neye benzediğini falan bilmiyorsunuz. Ama o kitapla size anlattığı şeyi biliyorsunuz. Ve yaşadığı mücadele hakkında işte öğretmenlerimiz falan anlatırdı. Hepimiz için bir ufuk çizmişti aslında. O ufka ilerlerken de nasıl istikrarla yürünebileceğini gösteren bir hayat onunkisi. Bu anlamda çok kıymetli. Onunki kadar düzgün yürüyebildik mi bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, o dönemde Allah'ın bizlere böyle güzel bir örnek kul yaratmış ve ona bu imkanları, bu mücadele ruhunu, gücünü vermiş olması bile şükre değer bir şey. Müslüman, bilinçli, ahlaklı bir kadın olma derdi olan herkesin muhakkak attığı her adımdan ona bir pay gideceğini düşünüyorum. Allah ondan razı olsun. Allah çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler, sağ olun. Bir Hayali Taşıyanların bu bölümünde yazar Figen Yaman Coşar'ı ağırladık. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.